Telefonumuz var. Telefonla bismillah diyelim, başlayalım. Bakalım izleyicimiz ne sormuş. Hoş geldiniz. Kayseri hemşehriniz hocam. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar, hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller, hayırlı cumalar. Buyurun. Benim üç tane sorum var. Buyurun. Hayırlı cumalar, hayırlı kandiller. Tekrar Kayseri'den arıyorum. Hemşehrimize de selam. Sana da selam. Seni de seviyorum. Oğlum gibi seviyorum. Ya. Benim, benim üç tane, tabii iki tane şey var. 61 orucu var. Tamam. İki tane. Tamam. Kaçta hadi? 77'de. Onu hince mi hesaplanacak, kaç lira verecek? Bir. 77 yılında mı? 77 yılına ait. He. Ama hince mi verecek? O bir o seneninkinden verecek. Bir de kaç lira olacak? Fidyesi. Bir de onu vereceğim. Bir de iki defa kaza yaptı. Dediler ki kan akıdı diyor ama kurban adam adı. Oğlum kızım bunu kessek yiyebilir mi? Kaç yaşındasınız? 66. Maşallah, maşallah. Selam ediyoruz Kayseri'ye tekrar. Hocam dinledi, duydu sizi. Başka üçüncü sorunuz ne? Bir de ne de var, hep var ya. Şifre ya, düşürüm düşmüyor. Benim Kur'an'ım var ama küçük. Yine onu kapalı koymam, torunlarıma ne veririm? Kapalı koymam, büyük yazılı Kur'an istiyorum. Hani sandıkalı şart değil. Tamam, büyük yazılı olsun diyorsunuz. He, 66 yaşında ama Kur'an'ım var, okuyorum. Yasin'i ezbere okurum. Maşallah, maşallah, maşallah. He. Yasin'i ezbere okuyor. Evet. Okurum, Tebarike Amme-i Cuma suresinde Allah okurum. Allah kabul etsin. Arkadaşlarımız not alsınlar, rica edeyim ben. Kayseri'ye selam edelim. Notlarımı aldım. Sorunuzla ilgili notları aldım. Oldu. Bir de 61 orucu damada verebilir miyiz parasını? Fidyesini. Tamam. Peki. He. Teşekkür ediyoruz. Kayseri'ye selamlar. Kandiliniz mübarek olsun. Dua bekleriz. Oğlum gibi seviyorum. Allah razı olsun. Eksik olmayın. Ellerinizden öperim. He. 77 yılında oruç, 77 yılına ait oruç borcum var diyor. İki oruç borcum var. Yani, fidyesini soruyor. Zannederim iki defa yemiş. Oruç yemiş derler ya hocam. İki gün değil de. Evet. Yani kefaret gerektirecek durumda. O yani birden fazla kefaret olduğunda o bir kefaret yeter. Sadece o günün kazası olur. 61 artı 1. Şimdi mi? 61 artı 1 yani 62 gün. 62 gün. Şimdi hanımefendiye 62 gün ama onu da tutamayacağım diyor. Evet, fidye. Tutamayacağına göre 62 günlük fidye verecek. Onu da damadıma verebilir miyim diyor. Fakirse verebilir. Damadı fakirse, ihtiyaç sahibi ise verebilir. Evet. Bir de şey sordu hocam, 77 yılındaki günlük fidye miktarına göre mi vereceğim yoksa günümüze göre artık mi vereceğim? Artık günümüze tabii. Onu da sordu yalnız, tabii, onu atlamayalım. Günümüze göre. Efendim. Günümüze göre verecek. Tabii, günümüze yani günümüze göre. Ne kadar örneğin? Asgari 40 lira. 40 lira. Evet. 40 lira. Evet. Neyi der? 40 çarpı 62 neyi der? Hocam 40 çarpı 62 bakalım. 2500 civarı, 2480-2500 civarı. Şey yani 2500. 2500 lira tamam. Damadına ihtiyaç sahibi ise verebilir. Verebilir. Evet. Bir de kaza yaptık diyor, kaza geçirdik bir. Bu kazada ehven geçti, sana hamd ederiz diye yani bir kurban kesip şükren lillah etini de hem komşulara, fakirlere, kendileri de yiyebilirler. Bu bir adak kurbanı değildir. Evet. Adak kurbanı değil, kendileri de yiyebilirler. Şükren lillah bir kurban kesmiş. Şükür kurbanı olduğu için doğru. Yani. Tüm aile fertleri öyle. Yiyebilirler. Doğru. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.